Hava yolları bundan yaklaşık 20-25 yıl önce küreselleşmenin etkisi ve insanların daha fazla seyahat etmeye başlaması neticesinde verimliliği artırmak, uçtukları pazarlarda etkin olmak ve hizmet kalitesinde belli standartları yakalamak için dünyanın çeşitli kıta ve bölgelerinden şirketleri tek çatı altına toplayarak güçlü havayolu ittifak grupları oluşturmaya başlamışlardı. Üç büyük grup, Star Alliance, SkyTeam ve Oneworld böyle doğmuştu. Dünyadaki 3 havayolu ittifak grubunun en büyüğü, en geniş uçuş ağına sahip olanı ve en etkilisi Star Alliance, 20 yıl önce doğduğu Almanya'nın başkenti Frankfurt'ta geçtiğimiz hafta sonu 20. yaşını kutladı. Ancak 10. yıl kutlamasındaki ve 15. yıl etkinliklerindeki heyecanlar artık yaşanmıyor. Kaçan heyecandaki en büyük pay ise dijital teknolojiler ve low cost carrier olarak bilinen düşük maliyetli havayollarına ait. İnsanları ve kültürleri birbirine bağlamak sloganıyla Alman Lufthansa Havayolları'nın liderliğinde Air Canada, İskandinav Havayolları, Thai Airways ve Amerika'dan United Airlines ile bu yolculuğa çıkan Star Alliance, hali hazırda 28 üye şirketiyle 191 ülkedeki 1300 havalimanında günde 18.400'den fazla uçuş gerçekleştiriyor. Geçmişteki başarılarını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmenin yollarını arıyor, yeni stratejiler geliştiriyor. Üye 28 havayolu CEO'sunun katıldığı Star Alliance 20. yıl kutlama etkinliklerine yapımcımız Güntay Şimşek'le birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilen havacılık editörleri de katıldı. 2 gün süren etkinliklerin birinci gününde Copa Airlines CEO'su ve Star Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Pedro Heilbronn ile Ocak ayından bu yana Star Alliance CEO'luğu koltuğunda oturan Jeffrey Goh havacılık editörleriyle bir araya geldi. Her iki yöneticinin de dikkat çektiği husus, düşük maliyetli hava yollarının giderek güçlenmesi ve dijital teknolojilerin seyahatlerdeki etkisi oldu. İki yönetici de önümüzdeki 10 yıl boyunca ittifak müşterilerinin seyahat deneyimini daha da geliştirmek için dijital teknolojiyi kullanma stratejisi üzerinde çalıştıklarına vurgu yaptı. Etkinliğin ilk gününde havacılık editörleri Lufthansa'nın Frankfurt Havalimanı'ndaki merkezini ziyaret etti. Dünyanın en büyük gövdeli iki modeli Airbus 380 ve Boeing 747-8 Intercontinental'ı filosunda bulunduran havayolunun bakım merkezlerinde incelemelerde bulundu. Avrupa'da en geniş A380 filosuna sahip olan Alman havayolu, yenilenen 747-8'lerin de dünyadaki ilk kullanıcısı. Airbus 380'i hangarında gezen gazetecilere First, Business, Premium Economy ve Ekonomi sınıfta hizmet veren koltuklarla kabin konfigürasyonu tanıtıldı. İki katlı jette görev yapan kokpit ve kabin personelinin çalışmalarını kolaylaştırıp iş konforlarını artıran uçaktaki dinlenme bölümleri gibi yolcuların pek görmediği kısımlar hakkında da bilgi verildi. Etkinliğin ikinci günü Türk Hava Yolları adına Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın da aralarında bulunduğu havayolu CEO'ları törenin yapılacağı otelde bir araya gelerek önümüzdeki yılların stratejilerini belirlemeye çalıştı. Bu esnada havacılık editörleri ise Frankfurt'u daha yakından keşfetmek için Eisenerstedt Köprüsü'nde buluşarak nehir turuna çıktı. Almanya'nın 5. büyük şehri olan Frankfurt aynı zamanda finans ve fuar başkenti. Main Nehri kenarında kurulan şehir oldukça fazla yeşil alana sahip. Hatta orman içinde kurulmuş bir havası olduğunu söylemek mümkün. Nehir turuyla şehrin panoramik görüntüsünü keşfetme şansı var. Zaten 100 dakikalık bir zaman diliminde Frankfurt'u nehir turundan daha iyi keşfedecek başka alternatif de yok gibi. Tura başladığınızda hava güneşli ve güzel olabilir ama bunun böyle devam edeceğini düşünmeyin. Frankfurt'ta yağmurun ne zaman ve nasıl geleceği hiç belli olmuyor. Star Alliance 20. yıl kutlaması için
Tüm davetliler akşam kokteylde bir araya geldi. Şirketlerin CEO'ları ve havacılık editörlerinin birlikte sohbet edip görüşmeler yaptıkları etkinliğe farklı konuklar da katıldı. Star Alliance Yolcu Sadakat Programı'na üye olanlar arasında en fazla uçan veya mile sahip yolcular da davetliler arasındaydı. Gala yemeğine de davet edilen bu değerli yolcuları, Star Alliance'a üye olan her havayolu kendi yolcuları arasından seçmiş. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları'nın Miles & Smiles programına üye olduktan sonra yaklaşık 4 milyon mil kazanan Mustafa Alaca da grupla en fazla uçan değerli yolculardan biri olarak davete katıldı. Frankfurt'taki bu önemli kokteyl ve gala yemeğinde Türk Hava Yolları adına Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat hazır bulundu. Star Alliance 20. kuruluş yıl dönümü sebebiyle üye havayollarını temsilen bir kabin memuru da kendi üniformasıyla programın her bölümünde yer aldı. Kabin memurları Frankfurt Havalimanı'nda Star Alliance uçağı önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Öte yandan Star Alliance 20. yılı sebebiyle 1 milyon mil ödüllü bir de yarış düzenledi. Farklı kültürlerden insanları bir araya getiren Star Alliance, tüm yolcu program üyelerine en favori kültürel deneyimlerini paylaşarak yarışma imkanı sağlıyor. Nihai değerlendirme ise Star Alliance'ın 20. yıl dönümü partneri National Geographic tarafından bağımsız olarak yapılacak. Yarışma detaylarına Star Alliance'ın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Airport olarak biz de Star Alliance'a önümüzdeki yıllarda başarılar diliyoruz.